Öncelikle tencereme 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Eğer kullanacak olduğunuz et yağlıysa daha az kullanabilirsiniz. Kuşbaşı etlerimi de alıyorum tencereme. Kuşbaşı eti orta hararetli ateşte kavurmaya devam ediyorum. Et önce suyunu bırakacak, sonra o suyunu çekecek. Bu et suyunu çekene kadar kavurmaya ve pişirmeye devam edeceğim. Bakın nasıl sulandı. Şimdi bu suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Et suyunu tamamen çekmiş durumda. Şimdi artık üzerine sıcak suyunu ilave edeceğim. Tuzunu da ekliyorum. Bir fiske karabiber. Karabiber eklemek zorunda değilsiniz. Ve şöyle sıcak suyumu da ekliyorum. Bu su miktarını biraz arttıracağım. Siz de arttırabilirsiniz. Ve şöyle de küçük bir domates ekliyorum ki bütün et yemeklerinde ekliyorum biliyorsunuz. Takip edenler biliyorlardır. Bu et ve tavuk eti haşlarken ağırlığını alması için küçük bir domates ekliyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Kaynadıktan sonra düdüklü tencerede pişireceğim. Siz normal tencerede pişirebilirsiniz. Düdüklü tencere biraz daha zamandan tasarruf etmemi sağlayacak. Tenceremin kapağını kapatıp yaklaşık 12 dakika kadar pişireceğim. Siz de kendi düdüklü tencerenize göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeşil fasulye, etli yeşil fasulye yemeğinin tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle haşlanmış etim vardı. Yemeğe konulacak et nasıl haşlanır merak ediyorsanız ben aşağıya videonun açıklama bölümüne link bırakayım. Oradan bakabilirsiniz. Eti haşlamak her zaman için en güzelidir. Ama etinizin cinsini biliyorsanız, mesela kullanacağınız et bir kuzu eti ise çok çabuk pişecektir. Yani fasulye ile aynı şekilde pişeceği için ön haşlama yapmanıza gerek yok. Ama kullanacağınız et bir dana eti ise o zaman mutlaka bir ön haşlama yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada da yeşil fasulyelerim var. Sap kısımlarını çıkartmıştım. Ve burada fasulyelerimi dilimliyorum. Bu dilimleme işlemini hangisi kolayınıza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle verev verev kesiyorum. Ama siz dersiniz ki verev kesmek benim çok zoruma gidiyor. O zaman şöyle fasulyeleri ikiye kesip şöyle de dilimleyebilirsiniz. Ya da o da zorunuza gitti. O zaman direkt böyle uzun uzun dilimleyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse yapabilirsiniz. Evet, ben zaten öncesinde dilimlemiştim. Fasulyelerim hazır. Bir adet büyük bir soğanım vardı. Onu doğradım güzelce. İki diş sarımsağım var. Hadi güzelce yemeğimizi yapalım. Öncelikle fasulyeme birazcık tuz serptim. Yani yemeğimin tuzunu fasulyeme ekledim. Ve şöyle karıştırıyorum. 1 kilo fasulye için şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyorum. Veya işte pasta tariflerinde tereyağı bazlı kullanıyorum. Siz tereyağı kullanmazsanız, kullanmak istemezseniz tereyağı yerine margarin ya da sadece sıvı yağ kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı biraz kavuracağım. İki adet domates, iki adet yeşil biber ve iki adet de iki diş de sarımsağım var. Doğruyorum hepsini. Domateslerin kabuklarını soydum. Eğer domatesin kabukları sizi rahatsız etmezse soymayabilirsiniz. Biberlerimi de doğruyorum. Şöyle sarımsaklarımı da doğruyorum. Domates, biber ve sarımsaklarımı fasulyelerimin içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Kavrulan soğanların üzerine öncesinde haşlamış olduğum kuşbaşı etini ekliyorum.
fasulyelerimi de ekliyorum. Burada 1 yemek kaşığı domates salçam var. Alıyorum. Üzerine et suyumdan ekliyorum. Et suyunuz yoksa normal çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Salçamı biraz açacağım. Kullandığım et dana eti olduğu için bir ister istemez tortu oluyor. Onu ne kadar süsleseniz de o tortu yine de maalesef oluyor. Şimdi ben bu salçamı ezip yemeğimin üzerine ekleyeceğim. Salçalı suyumu da şöyle yemeğimin üzerine yerleştiriyorum. Yaklaşık 1 su bardağı su kullandım. Evet, tenceremin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, fasulyem pişti. Şöyle hemen tabağımı alıyorum. Bakın rengi falan harika. Mükemmel. Bakın yeşil etli yeşil fasulyem pişti. Gayet de güzel. Rengi falan gayet güzel. Umarım deneme şansınız olur. Kullandığım fasulye çalı fasulyesiydi. Hem çok çabuk pişti hem de çok lezzetli bir fasulye. Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.